Ne oldu, sakinleştin mi biraz? Gümrük girişinde kaçak göçmen yakalandı. Afganlı olduğu anlaşılan 25 yaşlarındaki adam havasızlıktan boğulmak üzereyken kurtarıldı. Bu konuda taşıma şirketiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ahmet abinin olanlardan haberi var mı acaba? Bak bak ne diyor. Bu kaçak yolcu tıra nasıl bindi? Gümrükteki yetkili kişi tırın içini kontrol etmeden mühürlenmesine nasıl izin verdi? Üstelik bütün konteynerların kontrol edildiğini söylemişlerdi bize. Bu nasıl gözden kaçtı ki? Tuhaf. Abi vardı bir kelek, belliydi zaten ya. Neyse dur bakalım. Kokusu çıkar elbet. Yılmaz. Vaktin varsa konuşalım biraz. Hangi konuda? Şu kaçak yolcu. Hani geçen gün... Ne konuşacaksın ki bu konuda? Gel. Uygun bir yer bulalım, konuşalım. Hadi gel. Aslında yardım ediyoruz biz bu adamlara. Bir nevi insanlık vazifesi görüyoruz yani. Dünyanın her yerinde bu işler böyle yürüyor zaten. Bu adamlar ülkelerinden kaçabilmek için ölümü bile göze alıyorlar, baksana. Ne yapsın adam? Kendi memleketine gariban. Peki benden istediğin ne? Heh. Bu işi fazla kurcalamaman. Neyi kurcalamayayım? Bu sabah gazeteleri okumadın galiba. Soruşturma başlamış. Biliyorum, biliyorum. Okudum canım. Zaten burayı daha fazla kullanmayacağız. Niye anlatıyorsun bana bunları? Ne ilgisi var benimle? Senin içinde bir şeyler düşündük herhalde. Nasıl bir şeyler? Bak. Eğer kafanı kullanırsan gayet memnun olacağım bir para geçer eline. Ne parası ya? Neden bahsediyorsun sen? Neyin karşılığında alacağım bu parayı? Korkma canım, böyle yorulacağım bir şey değil. Sadece memurlar buraya geldiğinde onlara uygun cevaplar vereceksin. Aa, bir de şu gelecek olan tırdan bahsetmeyeceksin. Biliyorsun, o son seferimiz zaten. Burası artık tekin değil, o yüzden kullanamayız. Para mara almam ben. Yanlış bir şey gördüm mü de susmam, bunu bil. Ayrıca soruşturma için geldiklerinde yalan ifade vermem Recep Efendi. Evleneceğini duydum Yılmaz Efendi. $2000. Tek sefer için. Fena değil ha. Ahmet abi biraz konuşabilir miyiz? Geç otur Yılmaz. Ahmet abi, burada dönen dolaplardan haberin var mı senin? Şu kaçak göçmen işinden söz ediyorum. Gazetelerde de haber çıktı. Soruşturma başlatmışlar. Benim canım çok sıkıldı abi. Benimki de öyle. Şu Recep var ya, az önce gelip benimle tuhaf bir konuşma yaptı. Anlayacağın, ifademi satın almak için para teklif etti. Şu kaçak yolcu işinde kesin parmağı var, belli. Ayrıca daha sonraki işlerde olan bitene göz yumayım diye de para verecekmiş. Kabul ettin mi? Hayır. Neden? Abi ne diyorsun sen ya? Adam resmen rüşvet teklif etti. Kabul eder miyim? Sen de bu meseleyi fazla büyüttün Yılmaz. Sonuçta kirli bir iş değil bu. O adamlar kaçmak istiyor. Birileri de onlara yardımcı oluyor. Alan razı, satan razı. Sana ne? Dünyanın her yerinde de bu iş böyle yürüyor. Yani olan bitenden senin haberin var, öyle mi? Uzatma artık. Son bir tır daha geçecek, o kadar. Ondan sonra bu konu bir daha tekrar açılmamak üzere kapanacak. Vallahi şapkam uçtu Ahmet abi. Sen nasıl girersin böyle işlere ya? Horozlanmadan önce bir düşün. Aylardır kiralık ev arıyorsun. Yok depozitoydu, yok peşini attı. İki kuruş parayı bir araya getirip şu işi halledemedin. Senin paraya ihtiyacın var. Adam da sana para veriyor. Al işte. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Müzik